Nós estudamos bem o adversário e sabíamos desse potencial deles. Parecia duas equipes, né? Uma que jogava no ataque e outra que só defendia. E isso nos criou bastante espaço. A gente teve espaço durante o jogo e o importante foi marcar cedo, fazer o gol cedo, isso facilita muito. Hoje vi um Burak bem dinâmico, jogando bem, Drogba fazendo dois gols. Então, teve coisas importantes e positivas durante o jogo, né? Infelizmente, sofremos um gol, talvez um pouco de falha da defesa, mas acho que dentro de uma noite assim, as coisas poderiam sempre acontecer o contrário, né? São times que vêm aqui e às vezes surpreende a gente. Mas eu acho que tudo somado, o Galatasaray mostrou assim que está focado para esse final de campeonato. Sabia que está faltando 5 partidas, agora 4. Então acho que o objetivo sempre é vencer e vencendo, manter essa nossa vantagem sobre o nosso maior adversário, que é o Fenerbahçe. Eu acho que foi fundamental hoje os 3 pontos. Não jogar bem, mas ganhar 3 pontos. Bugün çok önemli bir maç oynadık. Önemli bir rakibe karşı oynadık ve rakibimizi hafta boyunca tabii ki çok iyi çalıştık. Potansiyellerini biliyorduk. Bize karşı yaratabilecekleri sıkıntıları biliyorduk. Bunun için iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Belki bugün Galatasaray sezon en iyi futbolunu oynamadı ama önemli olan artık son düzlüğe girdik biliyorsunuz. Bu maçtan sonra 4 maçımız daha var. Önemli olan 3 puan. Onun haricinde tabii ki maçın içinde önemli unsurlar da vardı, önemli noktalar da vardı. Bunlardan bir tanesi Burak bugün hareketliydi, istekliydi. Onlarca Drogba'yı da sayabiliriz. Takım olarak istekliydi Galatasaray. Ve özellikle bu tip rakiplere karşı biliyorsunuz golü erken bulmanız çok büyük bir avantaj. Ve biz de golü erken bulduk. O da bize büyük bir avantaj sağladı tabii ki. Onun haricinde belki yememiz gereken bir gol vardı ama tekrardan toparlanıp önemli bir 3 puan aldık. Demin de belirttiğim gibi artık son düzlüğe giriyoruz. Bu tip maçlar kolay geçmiyor. Bugün de kolay olmadı zaten. Ve Galatasaray takımı Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe stadyumunda iki tane genç bıçaklandı ve şu ana kadar Fenerbahçe Şimdi şu anda benim cevaplarım kendi takımımla ilgili. Biz lige konsantre olduk. Her maç bir final. İşte önümüzdeki haftada bu finalin başka bir ayağını oynamak için Gaziantep'e gideceğiz. Bilemiyorum herhalde. Yok herhalde bilemiyorum. Ona başkan cevap verecek. İyi akşamlar diliyorum. Evet, önce Claudio Taffarel'in ardından da ikinci başkan Sayın Ali Dürüst'ün açıklamaları ekranlara geldi. Sevgili Osman Şener. Ya futbol show. Yani ben şimdi burada bir istem edeceğim. Kusura bakma. Şimdi Fatih Terim'e ceza verdiler. Tamam kardeşim, verdin mi ceza? Neden basın toplantılarına da girmesi yasak? Ya böyle şey var mı? Yani bu futbol şov ya. Yani bu şov. Kardeşim Fatih Terim geliyor bir basın toplantısı yapıyor. Burada 15 dakika. Biz 3 gün 5 gün manşetlerde onu kullanıyoruz gazetede. Belki bir hafta onu konuşuyoruz konuştuklarını. Birinci ağız takımın içinde ne oluyor ne bitiyor. Kimi beğenip kimini beğenmedi. Yani renkli bir basın toplantısı oluyor Fatih Terim'in. Yani bu şimdi yani bu ceza hoş değil. Biraz onu esnetmeleri lazım. Yani teknik direktör kardeşim Kızıl'da futbolcusunu orada kısmandırmak için topu da vuracak icabında. Şişeyi de vuracak. Yani bunun biraz esnemesi lazım. Yani bu şovu yani yasakları koydukça insanlar soğur. Ben sırf Galatasaray için demiyorum. Bütün takımlar için. Rıza Çalınbay aynı şekilde aksiyon atıldı. Benden çok yaşayacaksın yani. Nasıl üzüldüm yani. Hani harbi üzüldüm yani. Yani Rıza Hoca'nın da atılmasın. Ya olmaz abi. Bu yasakları koydukça böyle ters tepki verir. Yani bir de bu şov yani insanlar sen bakma Galatasaray takımı burayı dolduruyor. 40 bin 45 bin ortalamayla oynuyor. Ama Anadolu'da öyle değil. Yani bırakın bunu şovu daha güzelleştirin. Nasıl baskette pompon kızlar çıkıyor bilmem neler çıkıyor. Konserler veriyorlar. Gene de dolmuyor her taraf boş. Yani onun için sen Fatih Terim'i şimdi mahrum ediyorsun işte. Taffarel'de adam diyebildiği, konuşabildiği kadar tak tak 2-3 kelime konuşacak. Fatih Terim'in kıymetini aslında bu ülkede bilenlerin sayısı çok sayıda var. Çok sayıda var ama en kritik mevkilerdekiler nedense ya bilmiyorlar ya da bildirilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar. Şimdi baktığımızda şöyle bir örnek vereyim sevgili Osman Şener. Bir şey gireceğim tabii burada. Tabii buyurun. Sen geçen akşam, salı akşamı ben Vali Bey'in
İstanbul tam, valisinin... Siz bende çok yaşayacaksınız. Yok yok çok yaşamayacağım. İnan kulağımda böyle çın çın. Evet. Federasyon başkanı orada, herkes orada. Futbolun, aynen öyle. Kalbinin attığı derslik yer. Derslik bir konuşmaydı. Evet, bizim Millet Gazetesi'nin gecesinde aldığı valimiz, İstanbul valimiz. Onu yana, gidip yanaklarından öpecektim, bana düşmez dedim. Ben basın mensubuyum dedim. Adam dedi ki, biz dedi Fatih Terim'i dedi kulübede görmek istiyoruz dedi. Türk futbolun ihtiyacı var dedi. Onu dedi cezalandırmıyorsunuz, bizi cezalandırıyorsunuz evet. dedi. Türk futbolunun Fatih Terim'e çok ihtiyaç. Ya sanki valimin eline yatsan, versen böyle koy. Yani hayran kal. Yani, ama işin özeti yani. Hani biz onu konuşsak taraf oluruz, taraf derler. Tamam evet. Bak Galatasaray TV'ye çıkıyor bilmem ne. Ama yani o kadar etkiliydi ki ya. Yani onu ertesi gün bekledim gazetelerde. Bir örnek daha verelim. Sayın Başbakan demedi mi? Aykin İnsanlar grubuna Murat Borlu'nun yanında Didier Drogba var sanıyorum. Murat Borlu'ya gidelim. Teşekkürler benim. Yes, dedi. It was very important to win in the first game of the week. What do you want to say about the game, first of all? Yeah, I think it's it was important to win today. We started well with a good goal from Burak. And then we had a very good first half. And you know, it's the last few games, so it's important to win. The most important thing is 3 points, so I think we took them today, and it's the principle. Your first goal was very important for the stadium's history. It was the 100th goal. What do you want to say about this? Oh, it's nice. Statistics, it's nice. But the most important is the 3 points. And at last, 4 finals? Okay, thank you so much. Evet, Didier Drogba ilk önce bugünkü karşılaşmayı sordum. Bugün kazanmamız çok önemliydi. Önce Burak'ın golüyle öne geçtik dedim. Şimdi de toplu olarak basın mensuplarına konuşacak. Dilerseniz önce onu bir dinleyelim. Thank you. It's good, very good 3 points. Bir saniye. Biraz gelin buraya abi. Biraz gelin buraya. Tamam arkadaşlar. Tamam. Dursun. Okay. Yeah, it's a very good and important 3 points. We keep the distance with Fenerbahce, and now there's 4 games to go. You know, let's see. We took 3 points. Now we're going to watch that game. I don't know. I think you can judge maybe better from outside. It's difficult for me to say if it was a good game or no, but what I want to remember is the 3 points that we took today, and yes. You have something to say for the coach? About what? Tell you, I mean, he was not used to the game. Yeah, but that's just, we know. He took 9 games, and you know, until the end of the season, and the start of next season, he's not going to be on the bench. There's nothing new. Thank you. Evet, Didier Drogba ilk olarak televizyonumuzun sorularını yanıtladı. Bugün kazanmak çok önemliydi. Burak'la öne geçtik ve çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum dedi. Ve ardından attığı golün de önemine dikkat çektim. Stad'ın tarihindeki 100. golü olduğunu söyledim. İstatistikler her zaman güzeldir. Bu da benim için çok iyi, çok güzel ifadelerini kullandı. Ardından basın mensuplarına yaptığı toplu konuşmadaysa bugün kazanarak çok önemli bir şey imza attık ve şimdi puan farkıyla birlikte rakibimizin maçını rahat bir şekilde izleyeceğiz ifadelerini kullandı. Didier Drogba, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili bir soru yöneltildi kendisine. 9 maçlık bir cezası olduğunu altına çizdi ve sadece bu sezonda değil, önümüzdeki sezonun başlangıcında da teknik direktör Fatih Terim'in kulübedeki yerini alamayacağını ifade etti. Tamam, ona yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki dedi Didier Drogba. Kendi performansıyla ilgili yöneltilen soruya da bununla ilgili bir şey söylemem çok doğru olmaz. Ben bununla ilgili bir şey söyleyemem. Önemli olan bugün aldığımız 3 puandı şeklinde konuştu Didier Drogba. Biz röportajlarla yeniden karşınızda olacağız diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.